Oyun severler ve pizza severler, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda iyi pizza, güzel pizzaya başlamadan önce Baked'in'de sizlerin pizzacılarınızı ziyaret etmek istiyorum öncelikle. Burası çok retro ama aynı zamanda bahar ayının inceliklerini içeren bir yer olmuş. Hemen yıldızını bıraktım. İrem, yıldızlandın. Burası inanılmaz bir şekilde göz alıcı ve çok parlak. Burası yine baharı yansıtıyor. Hatta yaz ve bahar karışık olmuş. Aşırı canlı renkler olmuş. Burayı çok beğendim. Sana da yıldız gönderdim. Son 3 kaldı. Tavşan etkinliğinden tavşan almış. Kıskandım. Arkada da Mona Pizza'yı görmek yine beni birazcık duygulandırdı. Burası da bir o kadar sade ama bir o kadar da çiçek detaylarıyla, yani kapıdaki çiçek ve şu yeni gördüm. Tabii burada şu an kamera olduğu için size o kadar gözükmüyor ama bir şey daha bıraktım ve son yıldızını bırakmak için buraya giriyorum. Burası sevgililer günüyle çiçek karışımı bir yer olmuş bunda. Natural'e de buradan yıldızını bıraktım. Evet. Şimdi kaldığımız yerden pizzacımıza devam ediyoruz. Küçük büyük tepeler bugün pizza kokusuyla şenlendi. Mozda arabaları pizza gücüyle şimdi tüm farklı arazileri aşabiliyor. Ha, artık pizzacılar herhalde böyle off-road araçlarıyla engebeli arazide giderek siparişleri bırakıyor diye düşünüyorum. Bu da canları pizza çeken dağ tırmanı... Oha! Dağ tırmanıcıları dağ sipariş veriyor ve pizza mı gidiyor? Teknoloji nereye gelmiş şu an? Evet. Papatya çaylarımız hazırsa eğer yine müşterilerle olan sınavımıza başlıyoruz. Bir dakika. Başlamadan önce bunları bir toplayalım. Topladım. Yeter. Şunları da bir kalanları ekeyim. Ver bunları. Yok, harcama bunu. Al bunu. Zaten 400 şey var. Gold var şu an. Bir tane ücretsiz değiştireyim. Şunları da bir alayım hepsini, tohumların. Bir tane daha ücretsiz var. İyi. Bir yıllık şey aldım ben. Malzemeyi aldım. Ekelim bunları. Bunları da yapmak istiyorum. Çünkü şeyim var. Başarım var. Bir tane onu açmak istiyorum. Cık. Hepsinden karışık ek. Yükle. Geç hadi. Açsam buralar açılacak yani. O yüzden tamamen. Bir de şunlara bir bakalım. Pie chart'ta pizzaya aşığım. Onu kimse benim kadar sevemez. Hadi oradan yalan. Ben daha çok seviyorum. Biz daha çok seviyoruz. Çünkü kaç bölümdür oynuyoruz yani. Bir zeytinli zazun pizza siparişimiz var. Ve oyuna giriş görevimi yaptım. Sen ne diyorsun şimdi? İki sucuklu pizza istiyorum. Biri mantarlı olsun. Onları 8'liyim yapalım. Kolay. İkiydi değil mi? Evet, iki tane sucuklu pizzamız var. Bir de şey yapacağım. Zazun sipariş yapacağım. O da bir tane zeytinliydi. Önce unutmadan şu ben şey yapayım. Zeytini aradan bir çıkarayım. Git şimdi. Tamam mı? Ondan sonra. İki sucuklu bak. Biri mantarlı. Sosu en son koymaya bayılıyorum. Çünkü benim pizzacımdaki pizzanın lezzetini ve tadını veren şey tamamen sosu sonradan dökmek oluyor. Seni bir buraya ısıtıcıya koyalım. Ve... bunu da gönderelim. Yani şu altın dekora o kadar fazla şey harcadım ki bir daha şey yapmak istemiyorum. Değiştirmek istemiyorum, kıyamıyorum yani. Her şeyi altın yapmak istiyorum. Bütün hayatım boyunca bu pizzayı bekliyordum ve buldum. Tebrikler. Satatata, tahıl yok, acı yok. İlk kere fırından geçir lütfen. Ben buna robot aklımı kullanacağım. Yapay zekayı böyle yerlerde kullanmayı seviyorum. Ney? Ha, pizza fonu. Kullandım. Şarkının fırında pişmiş. Okuyamadım ya. Hawaii pizzası zaten kendisi bir entrika. Peki bunun üstüne bir de pesto soslu Hawaii pizzası, ne dersin? İki tane Hawaii pizzası yapıp üst üste mi yapıştıracağız? Anlamadım ki. Ne? Doğru duydun. Tamamen tohuma kaçtım. Bana bir pestolu, ananaslı ve jambonlu pizza. İkinci siparişi daha az söyledi yani. Pesto, ananas, jambon. Tamam. Niye kızıyorsun ki?
Peki bir sonraki zazum siparişini yapmam. Uf, meymeli meymeli. Ben meymeli domuz yapmayacağım. Ben soğanı yapıp bırakacağım burada. O meymeli meyveli domuzun meyveli kısmını çok fazla kafamda oturmuyor. Yani zeytinin hala bir... Zeytin benim gözüme ne bir meyve ne de bir sebze çünkü. Yani orada bir dediğim gibi şu şeyi karıştırıyorum. Yani gösterdiğim şey tam olarak şu. Şu biberin meyve sayılması, patlıcanın meyve sayılması, zeytin. Yani bence patlıcan bizim ülkemizde sebze sayılıyor diye düşünüyorum. Domates de sebze yani. Nasıl meyve? Yani nasıl yani? Bu burada ben iptal oluyorum. O yüzden meymeli domuzu geçiyorum. Tamam söyleyebilirim inş. Afiyet. Çiçek de güzel açtı. Yeşil peri ne ya? Soslu yeşil değil ama nasıl yeşil peri oluyor? Nasıl yani yeşil peri oluyor? Biber dedi, fesleğen dedi. Ayrıca bu da yok, jalapeno da yok. Ben bunu açayım ben bunu ya. Bu bize bayağı bir zaman kaybettirecek çünkü. Evet. Pizzacımın sırlarını yavaş yavaş açıklıyorum. Öncelikle ilk bölümden itibaren maksimum performans ve minimum efor ile zamanı en fazla müşteriye entegre edecek şekilde kullanmaya çalıştım. Ve bu şekilde para kasmaya çalıştım. Meyveli domuzu geç. Aynen soğanlıyı aldım bitti. Aldım gitti gönderdim. Aldım evrene gönderdim. Yeşil tişörtlü arkadaş bana jambon ve mısırın pesto ile iyi gittiğini söylüyor. Yeşil tişörtlü arkadaş kim? Hiç uğraşamam. Robot yapsın. Megabyte yapsın. Al megabyte. Oh ve sonrasında asistanları almak beni inanılmaz rahatlattı. Tam 14 sokak koştum. Pastırma koktu da. Şimdi burada merak ettiğim bir şey var. Senin terin mi pastırma koktu yoksa pastırma kokusu mu geldi? Eğer pastırma kokusu 14 sokak öteye gidiyorsa ben kullandığım malzemeyi hiç değiştirmeyeyim. Demek ki çok iyi bir pastırma var yani. Dörde böl diyor. Oraları geçtim. Çok sayı var orada. İki kere fırından geçeceğiz. Pastırmalı bir pizza istiyor yani. Aslında özet olarak bu ama biraz konuşmaya, dertleşmeye ihtiyacı var. Çünkü burası şey yani terapi merkezi ya. Bütün müşteriler burada. Zaten bütün dertlerini bize anlatır. Evet iki kere fırından geçir dediği için ben de üç kere değil iki kere fırından geçireceğim. Bazen fark etmiyorlar ama. Ve bazen fark etmemeleri bana çok garip geliyor. Tamam istediğin gibi al. Biliyor muydun domatesler ve patlıcanlar aslında meyve. Beni dinliyor mu bu oyunlar ya? Ne oluyor? Allah Allah. Domates de patlıcan meyve değil bence bu arada sebze ama neyse. Buna ek olarak da dutgiller ailesindeler. Hayır domates ve patlıcan sebze. Yani herhalde domatesli patlıcanlı bir şu domatesli asistanını alayım artık. Yani bence meyve değiller ama dutgiller nasıl oluyor? Yani domatesle patlıcan ikisi çekirdeklerinden dolayı mı oluyor? Çok, benim çok kafam karıştı şu an ya ben. Vallahi kafam çok karıştı ya. Vallahi kafam karıştı. Fok balığımı eğitmeye çalışıyorum. Sadece hamsi ekmek pizza. Tabi burası balıkçı zaten. Hamsi ekmek dedi sadece. Ya fok balığı arada bence şey yiyebilir yani kaşar peyniri yiyebilir diyetine uygun. Arada çünkü kaşar peyniri de şey var protein var. Ama fok balığının tabi laktoz intoleransı varsa o zaman bilemeyeceğim. O değil de bahşişler şu an ekstra %50 ya. Böyle resmen bahşiş akıyor. Zazum sipariş hazır mı? Hazır paşam al. Al yolun açık olsun. Bahşişin bol yolun açık olsun hadi git. Hadi git. Git hadi. Sakallı. Bilemedim. Şefin spesiyle bana biraz fazla çılgınca geldi. Anne.
Sen çılgınlık görmemişsin. Ayrıca şefin spesiyeli çılgın bir tariftir bu arada. Doğru görmüşsün. E tabii ki de sucuğumuz da olmazsa olmaz. Basmayacağım bu sefer. 7 dolar 7 dolar. Acaba bir çılgınlık yapıp 500 doları komple böyle domates asistanı almam yok mu? Hadi git şimdi. Git şefin asistanını. Ay şefin asistanı diyorum. Domates sosunda karides mükemmel oluyor. Pesto sosu nasıl olur acaba? Bilmem, ben müneccim miyim? Nereden bileyim? Nereden bileyim? Ne bileyim ben? Şurayı da atsam da şurada yer açılsa ya. Bu sefer de bu malzeme yüzünden burası böyle kaldı. Of, pizzacım mı var, derdim mi var ya? İyi. İlkleri yaşamak güzeldir. Burada bizim pizzacımızda her zaman en iyi yediğiniz lezzetleri ilk kez yemiş gibi yaşayabilirsiniz. Ben şunun kıyafetini değiştireceğim. Bir anda böyle bir kıyafet perisi geldi bana. Şuna bir para harcamak istedim. Saç modeli yok ya böyle güzel. Belki tişörtü değiştirebilirim. Bu çok yazlık oldu. Bu da çok da bu olsun. Alicante. Ay, Alicante değil şeyli. Sokaktaki adam. Zaten alamıyormuşum şeyi, asistanı. Sonraki gün. Evet. Sayın seyirciler, daha ikinci gün ama DK Gemi Clock Pizza sarsılmaz bir kararlılık gösteriyor. Restoran sahibinin, yani benim, usta fırıncı olma isteği pek çok bölge sakinine ilham verdi. Haftalık Za Gerçekleri programımızda karşınızdayız. Söz sende Oliver. Oliver yok. Merhabalar Za dostları. Benim adım Oliver ve sizin için Za Gerçeklerim var. Pizza yapmanın bir spor olduğunu biliyor muydunuz? Her yıl birçok kişi dünya çapında düzenlenen bir yarışmada hamur döndürme yeteneklerini sergiliyor. Yarışmada 3 etkinlik bulunuyor. Akrobatik hamur fırlatma, en hızlı hamur açma ve en büyük hamur açma. Tıpkı benim gibi kısa ve tatlı daha gerçekleri için bir sonraki bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar pişirmeye devam. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza, güzel pizza. Oliver'ın boyu benim boyuna kapışır bu arada. O vegan pizza ama Zingos'un unutturabilecek derecede Amerikalılar dediği gibi pizza. Ne? Ne diyorsun ya? Meyveli domuz olmaz. Geç. Yapmayacağım Zazum siparişi bugün. Evet, bugünün üniversite giriş sınav sorularında Türkçe paragraf sorusu ve matematik sorusunun kombinasyonuyla karşı karşıyayız. Matematikte biliyorsunuz ki bilinmeyen bazı problemler var. Problem var. X, Y, Z gibi sayı olmayan. Burada da yine aynı mantıkla yapacağız. Bir pastırmalı pizza ve bir jambonlu pizza. Bu cepte. Bir pastırma ve bir jambon var. İkisine de fesleğen var. Elindeki tüm mantarları koy lütfen. Lütfen trüf de sayılır mı ya? Ayrıca jambonlu pizzayı buğdayla yapalım ve hepsi yeşil soslu olsun. O zaman şimdi hepsi yeşil soslu olsun dediği için öncelikle yeşil sosu koyduk. Jambonlu olan buğday hamurundan olacaktı. Kaşar peynir olmasın diye bir şey belirtmedi. İkisine de fesleğen istedi. Önce ortak noktaları yapıyorum. Bununla da pastırma olacak. Tamam mı? Ve İkisine de elindeki tüm mantarları koy lütfen dedi. Yani peki acaba mesela elindeki tüm mantarları koy dedi ya, ben bunun böyle hepsini kullansam şurada bitse böyle nasıl olur acaba? Mesela elindeki tüm mantarları kullan dedi çünkü. Yani bir limit belirtmedi. Benim şu an bir üst limitim yok.
Galiba ben pizzayı biraz mantarlı yaptım. Hadi bitiyor malzeme. Ama şimdi tüm mantarları koy dedi yani. Uf, elim ağrıdı. Hadi bitsin malzeme artık hadi. Kenarlarına taşırıyorum bak hadi. Haydi. Haydi. Bitti. Oh. Yeşil sos tamam. Galiba tüm gereklilikleri karşılıyoruz şu anda. Çok merak ediyorum. Hiç böyle bir pizza yapmadım. Çok eğleniyorum şu an. Oh, bu pizza benim Gül Goncam. Oh, bütün şeyden kurtuldum malzemeden. O denizin altındaki ananası yemek istiyorum. Denizin buradaki alakası acaba hamsi mi demek istiyor? Şimdi deniz ürünü derken hamsi ve Karadeniz mi? Ay Karadeniz diyorum. Karidesi mi kastediyor? Neyse. Anladığım yerden başlayayım. Gerisi gelir. Bir yerden başlamak lazım. Deniz ürünü yani denizden çıkan ürünler bunlar. Pesto istemiş. İlk kere geçeceğiz. Anladı. Şey buydu. Ananas koydum değil mi? Ha. Kolay anladım bu sefer. Ben kendime şaşırdım açıkçası. Var olmayan bir müşteriye çiçek veremezsin. Ne demek var olmayan müşteriye? Ah, sana çiçek verdim. Zeytin ve domates işte muhteşem kombo diye buna denir. Duydum ki pesto ile iyi gidiyormuş. Ekstra çıtır olsun. Zeytin, domates. Basit. Ama yanlış. Yanlış yaptım. Sanırım bu oldu. Bu da ekstra çıtır dedik galiba. Yani çıtır da değil, ekstra çıtır. O zaman şimdi 3 kere mi fırından geçireceğim? Git hadi. Git. Bir sıradaki. Varsayımsal yaklaşıyorum. Yaklaşma. Bana varsayımsal yaklaşma. Bana varoluşsal yaklaş. Kanada pastırmalı bir pizza alabilir miyim mi? Kanada'nın pastırması mı meşhur? Kanada pastırması ne ya? Varsayımsal yaklaşmış herhalde. Allah Allah. Nasıl Kanadalı? Kanadalı pastırma. Neyse. Bende yani düz Afyon pastırması var. Yok o Afyon sucuğuydu. What? Ay. Mahfet var yere gel randevu var. Soğanlı ve hamsili bir pizza. Bu kız şeye benziyor. Cesur muydu? Öyle bir kız vardı. Hadi bunun randevusunu mahvedelim. Soğan ve hamsi. Wombo combo pizzası. Burada varoluşsal ya da varsayımsal yaklaşamayız. Bu kokuşsal bir yaklaşım. Dans et, daha çok dans et, daha çok müşteri istiyorum. Sossuz sosis. Hala Kanada pastırmasını aslında jambon demek istediği olayını atlatamıyorum şu an. Sossuz sosis lütfen. sosis sosis al. Al sana sosis sosis al. Ya ısıtıcım da parlıyor, altın altın parlıyor. Burada bir kafa yapısı kum saatine benziyordu. Dolma biberli ve sosisli pizza ama sosissiz olsun. Matematik gibi düşünün. Sosisli olsun ama sosissiz olsun diyor. Yani artı bir diyor sonra eksi bir diyor. Sonuçta sıfır kalıyor. Neydi biberli miydi? Ya bunlar nasıl siparişler ya?
Neyse, en azından kabul etti kendini. O yüzden benim bir şey dememe gerek kalmadı. Mimiyo. Sana da Mimiyo. Bye. Of, şükür. Allah'ım ya Rabbim ya. 235. gündeyim hala saçma sapan tuhaf tuhaf siparişler alıyorum ve bundan çok mutlu oluyorum. Umarım sizler de mutlu oluyorsunuzdur ve bir videonun sonuna geldik. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Aboneyseniz like atıyorsunuz. Göreviniz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Pizza ile kalın. Gidin yiyin. Afiyet olsun.